en çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 8 Mart 2021. Ben Ferhan Köseoğlu. Almanya'da korona kısıtlamalarında kontrollü gevşemede ilk adım bugün atıldı. Peki hayatımızda neler değişecek? Detaylara bakacağız. Almanya'da hızlı korona testlerinin marketlerde satışına başlandı. Uzun kuyruklar oluştu. Gelişmeleri aktaracağız. İsviçre'de sadece 30 kişinin kullandığı Nikap yapılan referandumla yasaklandı. Bu konuyla ilgili gelişmelere de bakacağız. Yine Almanya'da emeklilik sisteminin daha kolay ve şeffaflaştırılması için yeni adım 2022'de atılıyor. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer gelişmelerini birazdan aktaracağız. Camiye'de gündem başlıyor. Almanya'da yeni dönem bugün başladı. 28 Mart'a kadar uzatılan korona kısıtlamaları bugünden itibaren kademeli olarak gevşetilecek. Ancak yeni dönemin başladığı bugün 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısında hafif artış olduğu gözlendi. Almanya'da hafta sonu test merkezlerinde tam olarak rakamların gelmemesine rağmen son 24 saatteki vaka sayısı 5011 oldu. Korona'ya bağlı olarak 34 kişi de yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon bin e, toplam ölü sayısı da maalesef 71.934'e yükseldi. Kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili belirleyici olan 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısı da 68 olarak açıklandı. Almanya'da toplam 7 milyon 654 bin 623 aşı yapıldı. Bunu 5 milyon 170 bin 215'i ilk aşı, 2 milyon 484 bin 408'i ise ikinci aşı oldu. Böylelikle Almanya'da aşılama oranı yüzde 6.2'ye yükseldi. Şimdi Almanya'da bugün hayatımızda neler değişti onunla ilgili haberimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Almanya'da iktidarın büyük kanadı Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partileri mensubu iki federal meclis milletvekilinin koronadan korunmak için maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp yüz binlerce avro komisyon alması tam bir yolsuzluk depremine dönüştü. CDU'nun yeni genel başkanı ve Kuzeyren Festivalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Makamlarına kriz döneminde kişisel çıkarları için istismar etmekle suçlanan kendi partisinden Nicolas Löber'le, Kardeş Parti, CSU'lu Georg Nusslein'a derhal istifa edin ve milletvekilini bırakın çağrısında bulundu. CSU Genel Başkanı ve Bayvera Eyalet Başbakanı Markus Zödade, halkın temsilcilerinin krizi ticarete dönüştürmeleri tolere edilemez. Bunlar halkın temsilcisi olamaz. Zaman kaybetmeden görevi bırakıp gitmeliler diyerek Laşet'e tam destek verdi. Maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak ortağı olduğu şirketin 250 bin avro komisyon aldığını ve bunun bir hata olduğunu itiraf eden Nicolas Löbel, CDU-CSU meclis grubundan istifa etti ancak 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklarken bağımsız milletvekili olarak Ağustos ayına kadar göreve devam edeceğini de söyledi. 660 bin avro komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan CSU milletvekili George Nasulayn da hem CDU, CSU, Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığından istifasından sonra meclis grubundan da istifa etti ancak milletvekilliğini bu yasama döneminin sonuna kadar sürdüreceğini de açıkladı. Almanya'da yeni bir maske skandalı gündemin ilk sırasında muhafazakar karat milletvekillerinin koronadan korunma maskeleri satan şirketlere ara buruculuk yapıp yüzbinlerce euro komisyon aldıklarının ortaya çıkması gündemi sarstı. Almanya'da iktidarın büyük kanadı Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partileri mensubu iki federal meclis milletvekilinin koronadan korunmak için maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp yüzbinlerce avro komisyon alması tam bir yolsuzluk depremine dönüştü. CDU'nun yeni genel başkanı ve Kuzeyren Festivali Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Makamlarına kriz döneminde kişisel çıkarları için istismar etmekle suçlanan kendi partisinden Nicolas Löberle, kardeş parti CSU'lu Georg Nusslein'a derhal istifa edin ve milletvekilini bırakın çağrısında bulundu. CSU Genel Başkanı ve Bayvera Eyalet Başbakanı Markus Zöda de, halkın temsilcilerinin krizi ticarete dönüştürmeleri tolere edilemez bunlar halkın temsilcisi olamaz. Zaman kaybetmeden görevi bırakıp gitmeliler diyerek Laşet'e tam destek verdi. Maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak ortağı olduğu şirketin 250 bin avro komisyon aldığını ve bunun bir hata olduğunu itiraf eden Nicolas Löbel, CDU-CSU meclis grubundan istifa etti. Ancak 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağını açıklarken, bağımsız milletvekili olarak Ağustos ayına kadar göreve devam edeceğini de söyledi. 660 bin avro komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan CSU milletvekili George Nasulayn da hem CSU, Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığından istifasından sonra meclis grubundan da istifa etti. Ancak milletvekilliğini bu yasama döneminin sonuna kadar sürdüreceğini de açıkladı. Son gelen bilgiye göre SEDU'lu milletvekili Nikolaus Löbel, partisine daha fazla zarar vermemek için milletvekili görevinden de istifa ettiğini açıkladı. Onu da belirtelim. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletindeki büyük perakende şirketleri, 6 Mart 2021 tarihi itibariyle hızlı korona testlerinin satışını başlattı. Süpermarket zincirlerinde satılan korona testleri dakikalar içinde tükendi. Dünya genelinde olduğu gibi Almanya'da da ilk koronavirüs vakasıyla birlikte maske, eldiven ve el dezenfektanı gibi bazı ürünlerde talep patlaması yaşandı. Şu sıralarda ise hızlı korona testleri revaçta. Almanya'nın Kuzey Westfalia eyaletindeki büyük perakende şirketleri Aldi ve Lidl, 6 Mart tarihi itibarıyla hızlı korona testlerinin satışını başlattı. Aldi'nin sunduğu burun testinde bir pakette 5 hızlı tanı kiti bulunuyor. Perakende şirketi tarafından yapılan açıklamada hızlı tanı testlerinin sınırlı sayıda olduğu ve bundan dolayı da satışa sunulduğu gün tükenebileceğine dikkat çekildi. Perakende şirketi Aldi'de satılan testlerin fiyatı 24.99 avro. Sadece internet üzerinden test satışı yaptığını duyuran Lidl'da test fiyatı 21.99 avro olarak belirlendi. Her iki perakende şirketinde satışa sunulan ürünlerle 10 veya 20 dakikada sonuç alınabileceği bilgisi paylaşıldı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satışı yapan DM ve Rossmann şirketleri de müşterilerine 9 Mart'tan itibaren hızlı korona testleri sunacaklarını açıkladı. Hızlı korona testlerinin yakında tüm eczane ve edeka, netto ve reve gibi marketlerden temin edilebileceği de söz konusu. Tüm bu gelişmelere rağmen test kitlerinin kullanımı noktasında vatandaşları uyaran uzmanlar, pozitif veya negatif çıkan bir sonucun hiçbir resmiyeti, bağlayıcılığı olmadığı ve test sonucunun değişebileceğini belirtti. İsviçre'de aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi üyelerinin de bulunduğu grubun öncülük ettiği inisiyatifle ülke genelinde yapılan referandum sonucunda Müslümanların nikap ya da burka giymesi yasaklandı. İlginç bir durumu da sizinle paylaşalım. Luzern Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişinin kap giyiyor. Nüfusu 8.6 milyon olan İsviçre halkının sadece %5'ini oluşturan Müslümanlara yönelik bir yasak daha referandumda geçti. Yaklaşık 5.5 milyon seçmenin olduğu ülkede 2 milyona aşkın kişi sandık başına gitti. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede Müslümanların nikap ya da burka giymesi yapılan referandumla yasaklandı. Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi'nin üyelerinin de bulunduğu Egerkinger Komite adlı grubun öncülük ettiği inisiyatifle ülke genelinde yapılan referandumda seçmenlerden peçe yasağı için evet oyu istendi. İsviçre Federal Konseyi ve parlamentosu seçmenlere yüzü tamamen örtme, peçe yasağına evet inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulundu. Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yaklaşık %52'si yasağa evet dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin %48'i ise yasağa karşı hayır oyu verdi. Hükümet, ülke genelinde peçe takanların sayısının çok az olduğu ve yasağın turizme zarar vereceği gerekçesiyle açıkça inisiyatife karşı çıkmıştı. Luzern Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor. Almanya'da entegrasyon ve göç konularında bilgi sunan Medya Entegrasyon Hizmeti Platformu geçtiğimiz günlerde Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılık raporunu kamuoyuna sundu. Tabi raporda birçok önemli bilgi var detayları paylaşacağız ancak katılımcıların %24.4'ü gibi önemli bir kesimi Müslümanların Almanya'ya göç etmelerinin yasaklanması gerektiğini düşündüğü de bu anket sonucunda gözler önüne serildi. Almanya'da entegrasyon ve göç konularında medya sektörüne bilgi sunmayı hedefleyen Medya Entegrasyon Hizmeti platformu geçtiğimiz günlerde Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılık raporunu kamuoyuna sundu. Raporda Müslüman karşıtı ırkçılığın en çok iş, emlak ve eğitim alanlarında meydana gelen önyargı, dışlama ve İslam düşmanı suçlar şeklinde görüldüğü öne sürülüyor. Birçok farklı araştırmada görüldüğü üzere toplumda Müslümanlara karşı önyargıların çok yaygın olduğu ifade ediliyor. Örneğin 2020 yılında gerçekleşen Leipzig Otoriterlik araştırmasında araştırmaya katılan Almanların yaklaşık yarısının ülkedeki Müslümanlar yüzünden kendilerini Almanya'da yabancı gibi hissettikleri belirtiliyor. Ayrıca katılımcıların %27.4'ü Müslümanların Almanya'ya göç etmelerinin yasaklanması gerektiğini düşünüyor. Bu oran Doğu Almanya'da %40'a ulaşıyor. 2018 yılı verilerine göre bu oranda bir miktar düşüş gözlemleniyor. 2019 yılında Bertelsmann Vakfı tarafından dini aidiyetleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilen din gözlemi araştırmasında ankete katılanların %52'sinin İslam'ı tehlikeli olarak gördüğü belirtiliyor. Bu oran 2014 senesinde %57'yi gösteriyordu. Almanya Protestan Kilisesi'nin 2018'de yapmış olduğu bir araştırmaya göre ise toplumun yarısı İslam'ın Alman toplumuna uymadığını savunurken, yine toplumun yarısı Müslüman bir belediye başkanı fikrini reddettiğini beyan ediyordu. Almanya kendi sosyal güvenlik sisteminin şeffaflaştırılması ve herkesin kendi emeklilik durumuna ilişkin bilgiye daha kolay ve çabuk yoldan ulaşabilmesi için yeni bir atılım hazırlığında. Alman Emeklilik Sigortası bu amaçla sanal ortamda dijital emeklilik platformunu kurma çalışmalarına start verdi. Alman Emeklilik Sigortası sanal ortamda dijital emeklilik platformunu kurma çalışmalarına start verdi. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığından bir sözcü, söz konusu platformda sigortalıların çalışma sürelerinden ödedikleri prim miktarına, emeklilik yaşından gün sayısına kadar emeklilikle ilgili tüm kişisel bilgilere ulaşabileceklerini açıkladı. Dijital olarak sunulan bu hizmetten özellikle çalışma hayatının başında olup daha ne kadar süreyle prim ödemesi gerektiğini bilmek isteyenlerin yanı sıra, geleceğe dönük yatırım araçları konusunda karar vermek isteyen tüketicilerin veri tabanı olarak yararlanması bekleniyor. Alman emeklilik sigortasının federal düzeydeki yetkilisi Dirk von der Heyde, söz konusu platformu kurma amaçlı ön hazırlık çalışmalarının başladığına işaret ederek, ilk deneme uygulamasının 2022 sonbaharından itibaren faaliyete geçeceğini söyledi. Tüketicilerin ilk etapta kendi isteğiyle projede yer alacak emeklilik sigortası kuruluşlarına ait verilerden dijital olarak internet ortamında ücretsiz yararlanabilecekleri kaydedildi. İlk deneme faslında ayrıca söz konusu dijital hizmetten yararlanmayı kolaylaştırıcı fonksiyonların deneneceği de kaydedildi. Alman emeklilik sigortasının dijital emeklilik platformu resmi olarak 2023 yılında faaliyete geçecek. Evet bu haberle bugünlük deyememizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.